Değerli seyirciler, Ümeli TV ekranlarına hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Umarım iyisinizdir. Bizler de iyi diyelim, iyi olalım diyoruz. Değil mi? Telefon numaralarını veriyorum. Alan kodu 0212 275 3505 nolu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ne dedin Taner? Kafamı karıştırıyorsun beni. Kısın sesi oradan. Kısın sesi. Болгария заповядайте програмата в Румели ТВ на Гочмен Каза. Русия, это пожалуйста в Румели ТВ на Гочмен Каза. Насылсынız? Teşekkürler. Sizleri sorduğunu. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugünlerde çok keyfim yok. Benim dostlarım, arkadaşlarım, herkes beni aradı bugün. Yollarda işte koştururken görüyorlar. Keyifsizim. Hayat böyle bir şey. Her gün aynı olamıyoruz. Ama Allah herkese mutluluk, önce sağlık, sonra huzur ve mutluluk versin diyoruz. Şimdi Gökçen, Arda'nın doğum günü vardı dün. Ben gidemedim, çok keyfim yoktu. Onun doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşım. Allah sana önce sağlık, daha sonra da inşallah sevdiklerinle mutlu olursun, huzur dolu bir hayat yaşarsın diyorum. Şimdi herkes bana selamlar için kızıyor. Ama benim herkese selam söylemem mümkün değil. Çünkü yollarda yürürken hem size hem işte Nazlı'ya tutun, Elif'e herkes selamlar söylüyor. Ben herkesin ismini buradan hatırlayamıyorum ama bu sabah Güzade abla beni böyle dedi ki seni çok seviyoruz. O kadar güzelsin ki, o kadar kıpır kıpırsın ki Allah güler yüzünü hiç yüzünden eksik etmesin dedi. Güzade ablacığım ellerinden öpüyorum, sizleri çok seviyorum. Evet, benim hep bir sözüm vardır söylediğim, bana çok anlamlı gelir, tekrar onu bugün söylemek istiyorum. Düşüncene dikkat et. Ne olur abi? Sözlerin olur. Sözlerine dikkat et, geleceğin olur. Bu ne demektir? Bir şey konuşmadan, bir şey yapmadan muhakkak düşünün. Öyle değil mi? Ben bu gerçekten bu söze çok böyle benim için çok anlamlı bir söz. O yüzden sizlere söylemek istedim bugün tekrar. Şimdi bugün kötü şeyler yaşadık. Sabah yataktan kalktım, inanılmaz bir baş dönmesi. Şimdi benim ailem beni izliyor. Gene diyecekler ki hani neden rejim yapıyorum? Yok, rejim hiç yapmadım. Üst kata zor çıktım, başım döndü. Böyle oturdum, kendi oturduğum yerde böyle saatlerce ağlamak geldi içimden. Daha sonra arabamla ilgili bazı problemler yaşandı. Sizlerle de konuştuk. Ama sonuçta her şey oluyor hayatta. Önemli olan sağlık olsun diyoruz. Hemen hanımefendiye alayım diyorum. Elif Altıntaş bizlerle birlikte olacak. O güzel şarkılarını bugün dinleyeceğiz. Ondan sonra diğer konumu da alacağım. Koca bir alkış ve şarkısıyla kendisini davet etmek istiyorum. Evet, şarkı gelsin. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın hayatım? Teşekkür ederim. Çok güler yüzlüsünüz. Dikkatimi çekti. Kulisin kapısında böyle bir görüştük kısaca sizlerle. Evet. Yani hayata gülüyoruz. Ne kadar güzel. Teşekkürler. Şimdi diğer sanatçımı hemen davet etmek istiyorum. Bedirhan Bebek geliyor. Çetleş de gireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Kavla, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ya senin moralin bozuk dedin? Diye Gamganistan gibi bir parçayla çıkacağız. Hani moralin bozuk diyorsun. Ya. Kesinlikle. Nereden öyle bir moralin bozuk olduğunu ya? Yani seni sana da mı yansıdı? Evet. Yansıma değil de ama. Hayat süper gidiyor. Senin programdan gel zaten hayat bir ayrıcalıktır yani benim için. Neşeli, gırgır. Tam istediğim böyle programlar. Çünkü hep böyle demoda olmuş programlardan bıktım artık. Öyle hep duygu sömürüsü falan fistan. Vallahi bizim programda böyle şeyler yok. Yok işte. Neden biliyor musun zaten Bedirhan? İnsanlara maddi manevi sıkıntılar o kadar yormuş ki. Bıkmış abi millet. Geçimsizlikler, ayrılıklar, bu son zamanlarda ayrılıkları görüyorum. Allah kurut. Daha ben evlenmedim. Geçen geldi. Daha bulamadım. Ne aşkı buldum, ne sevgiyi buldum. Daha bekarız yani. Düşün. Ben buldum da ne oldu? Eyvah, demoralize o yüzden o. Ama dur, şimdi öyle bir şarkı okuyacağım ki. Ben sana bir şey söyleyeyim. Gamganistan gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle sevgilim. Hayatta bir şeyi anladım. İster bayan arkadaşınız olsun, ister sevgiliniz olsun, kim olursa olsun, size ne kadar değer veriyorsa siz de o kadar değer vereceksiniz. Eğer ondan fazla değer verirseniz, inanın size hiçe sayacaklar. Telefon.
Bakalım süt. Nasıl? Ne? Ay karıştırdım ya. Önce telefonu alacağım sonra söyleyeceğim. Alo. Merin kardeşim. Aa, Ayşe ablacığım, Almanya'ya sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Nasılsın ablacığım? Teşekkür ederim ablam. Bugün yine çok tatlısın, çok güzelsin. Vallahi gözüm gönlüm açıldı seni görünce. Senin gibi ben de bugün çok sıkıntılıydım ama seni görünce açıldım. Çok teşekkür ederim. Hafize abla da yanımda, bak çok selam söylüyor. Ay onu da çok öpüyorum ablacığım. Nasıl düşürdünüz? Uzun zamandır düşüremiyormuşsunuz. Düşüremiyorum da ne yapayım şimdi, sinirimden telefonu kıracaktım. Elimden hiç bırakmadım ki. Dedim ben bunu muhakkak, bugün muhakkak bunu dedim düşürmem lazım, bu güzelliğini söylemem lazım sana. Ya sen beni çok sevdiğin için her zaman senin gözünde ben güzelim. Yok ablacığım, çok çok tatlısın hakikaten, bir de çok temiz kalpmişsin. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok çok temiz bir insansın. Senden bir şey rica ediyorum. Bu sütü söyledin mi senden duymadım. Nasıl taşıyor? Taşıyor mu? Taşmıyor mu? Bak ablacığım, sen mesela aldın 5 kilo süt ve 3 kilo. Tencerenin içine koydun. Taşmaması için ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum ablacığım. Yarısını taşırıyorum. Bak. Yarısını kullanıyorum. İyi dinle, yakın gel Taner. Ayşe ablaya çok dikkatli anlatmam gerekiyor. Gel gel gel, yetmiyor. Bu güzel eller eller. Ay çok abla. Güzel. Daha gel Ayşe abla, çok özlemiş beni. Daha gel geldim Taner. Geldim hayatım, geldim. Gir, Ayşe ablacığım. Bak ne diyeceğim. Bak özlemişsindir beni, yakın girdik. Evet. Ay çok tatlısın ablacığım. Vallahi çok tatlısın. Ama evde kaldım. Olsun olsun, boşver, kafanı dinle. Ne? Kafanı dinle, kafanı dinle. Ama bu ellere tutacak birisi lazım. Bulacağız bir tane zengin sana ya. Zengin istemiyorum. Var mı ya zaten zenginim. Ablacığım. Efendim. Şimdi şaka bir yana bir şey söyleyeceğim. Sütün taşmaması için önce tencereyi, kuru bir tencereyi alacaksınız. Bir kaşık tereyağı veya margarin yağ alacaksınız. Her tarafına, dibine bulayacaksınız şöyle köşelerine. Kesinlikle süt ne tutacaktır ne de taşıyacaktır. Tamam be ablacığım, sağ olasın. Ay çok güzel bir süt dosya vallahi yakaladık. Canım ablacığım. Gelin Almanya'ya ne zaman geliyorsun? Bilet parası bulunca geleceğim. Şimdi geleceğim. Bak ne diyeceğim. De. İki seneden beri seni bekliyorum. İki seneden beri. Geleceğim ve söz valla geleceğim çok yakında. Siz bir gece ayarlayın orada. Vallahi bekliyorum. Ayşe abla, kafam biraz bulanık. Eyvah. O iş düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum. Ona göre hareket edeceğim. Siz bir gece ayarlayın orada. Allah yardımcın olsun bak. Bak Asiz abla vereyim içki, Asiz abla. Alo Melih'ciğim. Efendim. Ay güzelim benim, tatlım, çok tatlısın maşallah. Yerim ben seni çıtır çıtır. Eyvah. Ay. Güzeller. Çok seviyorum seni Melih'im. Ben de sizleri çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Karşılıklı sevgimiz, iyi ki varsınız diyorum. Son olarak ne söylemek istersin ablacığım? İyi ki sen de orada varsın. Çok selam söyle bir arkadaşa da. Söyleyeceğim, aleyküm selam. Allah'a emanet olun, sizi ikinizi de kokulu kokulu öpüyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Dala dala öpüyorum Nevin'ciğim. Çok teşekkür ederim. İnşallah geldi biri görüşürüz seni. Almanya'nın neresinde abla? Almanya neresinde de? Frankfurt'tayım ben. Geçen hafta ben Nürnberg'teydim. Nürnberg'te ablacığım. Sorularınız yok mu? Konağına bir selam, ne bir kelam. Ben de çok selamlar. Bakınıza da selamlar. Gurbet... Orada konanların hepsine selam olsun. Gurbetteki özlemle. Ablacığım, bana şeye getir. Kahveli çikolata. Of. Tamam, bol bol çikolata getireceğim sana, tamam. Kahveli olsun. Tamam hayatım. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Korkudan açsın, tamam.
Öpüyorum sizi. Almanya'ya sevgilerimi, saygılarımı. İnanılmaz severler beni. İzleyicim onlar benim. Biz onlarla öyle tanıştık. Türkiye'ye geldiler. Mersin abi. Ve şey oldu. Stüdyoya geldiler. Bana bir sürü hediyeler getirdiler. Gerçekten bana olan sevginizi hediyelerle değil. Gelin beni sevin yeter. Çünkü gerçekten benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Benim için hiç kimse parasını harcamasın diyorum. Ben tatile gideceğim dedim ve bütün arkadaşlarım, bir doktor arkadaşım var. Sevilcim, nereye gidiyorsun bensiz demişsin. Siz böyle 30-40 kişi toplanıldı. Anneciğim sana bir müjde vereyim. Annem beni izliyor şu an. Ellerinden öpüyorum. Evet anne, ailem. Ailemi çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Onlar Hafsa'da yaşıyorlar biliyorsunuz. Bir duyuyorum Taner. Buradan duymama gerek yok, ta oradan duyuyorum. anne, kuru fasulyeyi pilava hazırla. Bir de kabak tatlısı yap, bir şeyin yolda. Eyvah maşallah. Mersin abi ilk defa oğlumu gördü bugün. Değil mi? Maşallah. Bugün problemler vardı, koşturuyorduk evin çevresinde, böyle söylemeyeceğim burada. Hüseyin yola çıkmış, anneciğim geliyor. Vallahi kabak tatlısı, annem bir kabak tatlısı yapıyor, kirece basıyor. Biliyorum hanımlar belki bir... Çok güzel, çok, ben yedim ya. Sen yedin, yedin, yedin. Sen yedin, yedin. Sefere getir, biz de yiyelim bari. Kirece basıyor, böyle çıtır çıtır oluyor, anlatamıyorum ki reklamlara gidecekmişim. Evet sayın seyirciler, Göçmen Kızının programı bomba gibi devam ediyor. Çok fena. Çok fena değil mi? Çok fena. Vallahi çok güzel gidiyoruz. Çok keyif alıyorum. Sizler de eğleniyorsunuzdur. Keyif aldınız mı bilmiyorum ama her zaman biliyorsun Bedirhan konuklarımı iyi ağırlamak isterim. Vallahi çok güzel ağırlıyorsunuz. Yerine gelmiş gibi böyle, hani kamera yokmuş gibi değil mi Taner? Fevkalade güzel ağırlıyorsunuz. Ağırlamanız beni çok mutlu ediyor, zaten o yüzden geliyorum. Canım kurabiyeler nasıl olmuş, yedi süper. Sen sonunda dayanmadın yani, yedin. Yiyeceksin bir yedin tane. Yedin mi? Ya gözünü seveyim Taner, göster ya. Bak yediğim şeye bakın ya. Abi yedi. Bir tane bir şey olmaz bir taneden. O kadar güzel ki, o kadar taze kurabiye bulunmaz. Yolda giderken bana kızıyor. Neden onları yaptım, ben yedim. Ya neden bunu... yediriyorsun bana? İşine son vereceğim demedim mi? Bir tane ye, bir şey olmaz. Bir tane değil. Hakkı onlar... var. Bak bir tane ondan hanımlar, bir tane bundan. Böyle ondan sonra oluyor göbekler böyle. Ya. Allah. Yemeyeceğim be. Ya bir, ondan bir tane de bir şey olmaz. Ben sıfır bedene düşeceğim. 55'e düşmeden yemeyeceğim. Tamam. Ben tamam de, ben de zaten... rejimdeyim şu an. Benim annem de diyor ki bana, ya ne bu zayıflık, zayıf kızım sana yakışmıyor, yüzünden çöküyorsun, yok bu kemiklerim çıkıyor, çıksın. Kemikli seviyorlar anne, kemiksiz değil. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Ne? Yemin ediyorum düneyin bir haberde bir şey bayan izledim. Ne? Zayıflıktan ölmüş kadın. Ben ne zayıflıktan öleceğim, at gibi kadınım. Eyvah eyvah. Hadi hoş geldin. Yani sen uğrar mısın buralara be? Tamam ya, çok fena. Daha bir şey demeyeceğim. Ne geldin? Kabak tatlısı var dedin, evde seni istiyorum. Ha kabak tatlısı yok burada ama kabak tatlısını benim annem yapıyor. Eyvah 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 eyvah. Kabak Türkiye'de neredeydi? Nerede oluyordu kabak daha çok? Isparta'da herhalde. Isparta mı? Isparta bildiğim kadar değil mi? Isparta elimizde. Evet. Güzel, Isparta'nın kabağı ayrılmış. Ben geçen sene Avşadası'na gittim. Normalde çok uzun yıllardır şeye gitmiyorum, tatile gitmiyorum. Yolda gelirken böyle bir hanım, güzel bir yüzü nur gibi, kapalı böyle. O kadar hoşuma gitti ki, kavun satıyordu. Böyle küçük küçük beyaz kavunlar. Hüseyin'e dedim ki, Hüseyin dur da hani kavun alalım. Kavunları aldık. Tam hareket edeceğiz arabayla. Bir bardağı markadan, dur dedi, gitme. Durduk. Niye dedik? Ben seni tanıdım dedi. 3 tane daha kavun verdi. Ama ben tabii ki Avşadası'na gittik. Avşadası'na. Alo. Metin Bey hoş geldiniz. Sevgilini biliyorum, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? İstanbul'un neresinden arıyorsunuz bizlere? Beni tanımadınız. Ya Metin, ya özür diliyorum ya, program yapıyorum ya bazen, şimdi kafam karışık bugünlerde, çorba gibi kayıyor işte. Tamamdır. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim canım benim, sanatçı arkadaşımız. Başlarım, selamlar olsun. Bak Metin, konuklarım da var senin gibi, onlar da sanatçı, çok iyiler, çok sevdim. Ben de konuklarıma selamlarımı iletiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Program oluyor. Metin bir şey söyleyeceğim. Siz beni özlüyorsunuz, ekranlardan görüyorsunuz, ben sizi göremiyorum ya. Ne kadar şanslısınız siz. Teşekkürler. Ama şey, bizim de yerimiz belli. Bak bu gece mekanımdayım. Yarın akşam mekanımdayım. Beklerim efendim. Sevdiklerinize, dostlarınızla
bize. Vallahi Hüseyin, yok evde. Ben bu akşam, yarın akşam hep kaçamak yapacağız biz. O zaman bekliyorum. Canım benim, çok teşekkür ederim. Bu akşam bekliyoruz o zaman. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ahmet'e de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yahya da oraya bağlandı ama hattan, canlı yayın hatta olduğu için düştü. Kusura denk geldim, Ben ondan evvel Nazlı'yla görüştüm. Nazlı Hanım'la görüştüm ben tam. Selamımı ilettim size. O benim orada telefonu kapattım Nazlı Hanım'la. O arada Yahya bağlandı. Yahya'nın telefonu da düştü. O arada tam Yahya'dan evvel ben Nazlı Hanım'la görüşmüştüm. Nazlı Hanım'la var. İyi ki varsınız. Beni ne kadar çok seviyorsunuz ve çok şımartıyorsunuz beni. Estağfurullah. Biz de sizi seviyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Her çok şey gününüz olsun. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz canım benim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sayın seyirciler. Bugün de programın sonuna geldik. Menekşeciğim, makyajım ve saçım için ellerin dert abi görmesin. Sağ ol, var ol diyorum. Gidin. İnanılmaz güzel saçlar, makyajlar yapıyor. Aysel'ciğim günlük giyime de döndü. Abiye de var. Bomba gibi bakın. Ben bunun gibi şeyler aldım kendime, dün elbiseler. Kendi dolabıma. Gidin diyorum, günlük elbiseleri de var. Düğünler, nişanlar da yaz geliyor. İnanılmaz, hem mini hem uzun var. Gidin alın, benden gidince indirimli alıyorsunuz biliyorsunuz. Hayriyeciğim, seni de kokulu kokulu öpüyorum. Hazırla kahvemi, geliyorum. Size kucak dolusu sıcacık sevgilerimi gönderiyorum. Hayat o kadar güzel ki, ne olur sevdiğinizin kıymetini bilin. Öyle, istediğin zaman ara. İstediğin zaman arama. Ailelerinizin, annenizin, babanızın kıymetini bilin. Yarınlarda keşke dememek için, pişmanlık duymamak için bugünü, bu saati, bu dakikayı değerlendirin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bir şarkıyla Zeki ablacığım, seni seviyorum Bahriyeciğim, beni izliyormuşsunuz. Kapatıyoruz.